Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi bünyesindeki yaklaşık 40 peyzaj mimarı öğrencisi Samsun'un Bafra ilçesinde buluştu. Büyükşehir Belediyesi ve Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi işbirliğiyle düzenlenen PMO Genç Yaz Okulu projesi kapsamında Bafra'ya gelen genç peyzaj mimarı öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaarslan'ın ev sahipliğinde Bafra ilçesindeki kuş cennetinde bir dizi inceleme ve araştırma çalışmalarına başladı. Türkiye'deki peyzaj mimarlığı bölümü öğrencileri Kızılırmak Deltası'nın geleceğine yönelik kuş cennetinin turizme kazandırılma çalışmalarını yaparak 6 Eylül 2015 tarihinde Samsun Kent Müzesi'nde hazırladıkları projelerle Samsunlu vatandaşların beğenisine sunacaklar. Projeyi önemsediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Bafra ilçesini ve 19 Mayıs ilçesini yani 3 ilçeyi içine alan Kızılırmak'ın oluşturduğu, denize kavuşurken ki oluşturduğu büyük alüvyonlu topraklarda oluşmuş bir kuş cenneti. Burada hakikaten Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan oranda bir manda popülasyonu var, manda yetiştiriciliği var, yılkı atları var ve daha da önemlisi biraz önce ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de var olan 450 civarındaki kuş çeşidinin 340 tanesi burada yaşıyor. Kendisinin de bir peyzaj mimarı bölümü mezunu olduğunu ifade eden AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Kararsan'sa şöyle konuştu. Yani 360 derece panoramik bir ortamda şu anda içinde bulunduğumuz bu alanın hem Samsun'umuz için hem Türkiye'miz için ama aynı zamanda dünyanın ekolojik sisteminin devamlı açısından çok önemli bir alan olması nedeniyle çok önemsiyoruz. 40 yeni ufkun, yeni beynin, yeni fikrin burada bu alan için çalışacak olması, bu alan için üretecek olması çok heyecanlı. Her şeyden önce bunu belirtmek istiyorum.